Ortam o kadar güzel ki, çok akustik, çok güzel gerçekten. Doldur yüreğimi, yüreğim sensiz bomboş bir yerden. Uşak'ta yerinden mi söylersin? Söylerim, her tondan söyleyebiliyorum. Seninle cehennem ödüldür bana. Tamam, onlarda sıkıntı yok. Şimdi şimdi eşim dostum benim, hastayım sanıyor, hastayım, hiç kimse bilmiyor. Ne oldu? Yok, yabancı. Ne oldu? Ne oldu? Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Çekmeye razıyım kaprislerini. Sazlar çalar, çamlı canı. Gözlerin nemli nemli, başını hiç öne eğme. Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme. Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sende kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sende kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Hiç ağlamak bana düş.
düşer. Bir ömür harap oldu, ah, ağlamak bana düşer. Bir ömür harap oldu, ah, ağlamak bana düşer. Kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yıldan bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme, benim için üzülme, benim için üzülme. Çin üzülme. Hey! Funda Arar. Evet. Bizim böyle hakikaten kalbimizde başka yeri olan müthiş solist. Yine bir okul arkadaşımız, evet. Yine bir konservatuar arkadaşımız. Teşekkür hoş geldin, hoş sefalar buldum, getirdin. Hoş buldum, hoş buldum. Çok teşekkür şeref ederim. Şeref duyduk. Heyecanlandım. Böyle güzel seslerle şarkı söylemek ederim. Başka bir keyif. Çok teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar, çok teşekkürler. Bir Ali Tekin Türe şarkısıydı. Evet, Allah rahmet eylesin, Allah yakın rahmet zamanda kaybettik. Evet. Müthiş bir adamdı Ali Tekin Türe. Müthiş bir söz yazarıydı her şeyden önce. Gerçekten öyle. Onu da hem yad etmiş olalım hem rahmetle analım. Müthiş. Evet. Senin ağzına da çok yakışmış. Yani bana bilmeyen birine sorsalar sokakta mesela deseler ki ben niye buna konuşuyorum ya? Şöyle yapalım. Deseler ki arkadaş bu benim için üzülme şarkısı kimin deseler Funda Arar'ın derler herhalde. Yani o kadar sana yapışmış ve yakışmış evet, diyelim. Evet, evet. Yani yeni nesil şarkıyı yeni şarkı zannetti zaten. Yani bilenler zaten biliyordu da Bergen'den ama öyle bir şey oldu. Hani düzenlemesiyle falan o sound'uyla yepyeni bir şey oldu. Ve haladır, o gün bugündür, yıllardır benim için üzülmeyi söylüyoruz. Çok peki sen oluyor. Hem Febio eşin. Evet. Bir müzisyen, ona da buradan selam yollayalım. Selamlar. Hem de yıllardır birlikte çalıştığım bir orkestram var. Evet. Bir yabancılık hissettin mi bizim çok akustik orkestrası arkadaşlarımızla? Bir değişik oldu mu yani? Ne oldu? Yok, yabancılık. Ne oldu? Hayır. Birçok arkadaşım ben zaten tanıyorum. Konservatuardan da tanıdıklarım var. Müzisyenlerle bir arada olmak her zaman çok keyifli. Tabii ki de biz çalıyoruz, söylüyoruz ama burada da başka bir tat var. Bu da çok güzel, çok tatlı geliyor, tamam. Çok güzel geliyor. Hepsinin ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Sefalar getirdin. Şimdiden de diyelim ki, ya böyle evlerinize konuk oluyoruz, bizi izliyorsunuz. Evet, değil mi? Evet. İşte bu akşam da bizi izliyorlar. Ama gerçekten ortam o kadar güzel ki. Hakikaten beğendin mi? Çok beğendim. O kadar sıcak ki. Gerçekten biz hani burada beraber bir araya gelmişiz, meşk yapıyoruz. Ama öyle zaten. Öyle zaten şey yani. De hani öyle bir ortam da var. Aman sana bu geçtiyse, bunu hissettirdiyse evet, şahane. Evet, ben gerçekten hissettim ve Türk televizyonlarında da bu tarz programlara ihtiyacımız var. O yüzden çok teşekkürler. Güzel, ben teşekkür güzel, ediyorum. Müzik programları yaptığınız için. Hem burada şunu söylemek isterim, böyle bir pas attın bana. Çok değerli bestekarlarımız var, söz yazarlarımız var. Biraz onları yad etmemiz gerekiyor. Bazılarını kaybettiklerimizi rahmetle anmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir hızlı bir nesil gelişiyor ki bir şarkı dinliyor ve o şarkı yok oluyor. Aslında onu yazan birisi var, söyleyen birisi var, besteleyen birisi var. Ama onları anlatmak istiyoruz. Biz müzisyen işi yapıyoruz, yani şarkı söylüyoruz. Evet. Ve mümkün olduğunca da tabii böyle bu enerjiyi alabileceğimiz arkadaşlarımıza söylüyoruz. Millet de diyecek ki arkadaş hep bu İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan mı? Yok, alakası yok. Kıyak mı geçiyorsun sen bize? Ya tabii o İTÜ TMDK ayrı bir şeydir bizde. Ama biz bunu hakikaten çok da ilgi gördü. Gerçekten biz de çok mutlu olduk. Sen ismini beğendin mi Çok Akustik'i? Çok beğendim. Çok güzel. Bir daha çok değil mi? Çok Akustik çok güzel. Gerçekten çok. Ben bazen Çok Akustik, Çok Akustik, Çok Akustik şeyine öyle bir takılıyorum ki. Takılmışım. Ne oluyor ya biliyor musun? Şaka yapmıyorum bak. Bazen hani yemek yiyoruz ya. Yemek bitiyor, çok şükür diyorum. Böyle yapıyorum. Çok şükür, çok şükür, çok şükür yapıyorum. Tövbe estağfurullah. Ağzım o çoka çok alışmış hakikaten. Çok akustik, çok çokla akustik. İlgili her şeyi akustiğe çevirmiş durumdayım. Sen söyler misin üç kere üst üste?
Neyi söyleyeyim? Çok akustik. Çok akustik, çok akustik. Söyleyemiyorum. Aa, söylersin akustik, ya. Çok akustik, çok akustik. Akustik. Çok akustik, değil yani. Çok akustik. De. Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Süpersin. O pick-up, siz söylüyor musunuz? Ha? Ha, onun gibi. Siz söylüyor musunuz? Son, iki, üç, dört. Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Tamam, onlarda sıkıntı yok. Peki yani biz şimdi hani evet tonlara baktık, kimseyi kandırmayalım. Hani böyle ama günlerce prova yapıp da böyle hani şöyle böyle bir durum şöyle yok. Bir kere bak, ne kadar spontane ki olursa bizim için o kadar iyidir. Ne yapalım, içinden ne geliyor? Ne yapalım? Şurada bakıyorum. Doldur yüreğimi. Allah. Evet. Yeni çıkardık bir tane böyle CD biz. Sözlerini kim yazmıştı? Şarkı var. Doldur yüreğim, Sinan Akçıl yazdı sözlerini. Bestesi? Hakan Erol bestesi. Azeri bir Azeri şarkı bir bu. Evet. Anonim uyarladı. Eski bir şey mi yoksa? Yok yok, beste bu. Ha. Sinan uyarladı ve sözlerini yazdı. Son. Üç. İki ayrı yaralı yürek tekrar bir anda birleşir. Ben her zaman aynı renkken ya siyahsın sen ya da beyaz. Sen de bence anladın biraz, ne olursan vazgeçmem. Doldur yüreğimi, yüreğim sensiz bomboş bir yer. Ben sana bakınca anlarım cennet nasıl bir yer. Yap sen gereğini, nefesim son kez senin olsun. Aşkım hayat sana feda olsun. Doldur yüreğimi, yüreğim sensiz bomboş bir yer. Ben sana bakınca anlarım cennet nasıl bir yer. Yap sen gereğini, nefesim son kez senin olsun. Kalbim gerçek veda olsun. Yaralı yürek tekrar bir anda birleşir. Ben her zaman aynı renkken ya siyahsın sen ya da beyaz. Sen de bence anladın biraz, ne olursan vazgeçmem. Doldur yüreğimi, yüreğim sensiz bomboş bir yer. Ben sana bakınca anlarım cennet nasıl bir yer. Yap sen gereğini, nefesim son kez senin olsun. Aşkım hayat sana feda olsun. Doldur yüreğimi, yüreğim sensiz bomboş bir yer. Ben sana bakınca anlarım cennet nasıl bir yer. Yap sen gereğini, nefesim son kez senin olsun. Kalbim vazgeç gerçek veda olsun. Çok iyiymiş ya. Şu finali bir daha alabilir miyiz? Dan gang gam. Red Ozil'e sofam bir. Ne ton ne? Olsun. Dosyla sofam bir. Red Ozil. Aramızda bir notun işi birbirimizi kıracağız. Olsun, bir şey olmaz. Anladın mı? Çok hoşuma gitti ya. Son, iki, üç, dört. Son, 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 son
eski Türk filmleri geldi aklıma direkt. Niye? Bilmem, böyle hani böyle sahneler öyle biter ya. Ha. Edison, Allah ömür versin böyle. Bilmem. Evet. Öyle bir havası var ama şarkının. Azeri bir bestekar yapmış ama. Evet, Azeri bir bestekarın ama böyle bir Akdeniz havası falan filan. Evet, evet, güzel, keyifli. Bir flamenco akıyor. Çok hoşuma gitti güzel, vallahi. Güzel, yapanın keyifli. Eline sağlık, senin de ağzına çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Sen yapıyor musun şarkı? Ben yapıyorum. Bir tane bir Fabio'ya bir şarkı mı yazmıştın sen? Öyle bir şey hatırlıyorum. Değil mi? Ya yazmıştım, bir şeyler yapmıştım. Eskide kaldı. Nasıl böyle hani bunlara vakit buluyor musun? Ya yazıyorum. Yazdığım, çizdiğim şeyler de var hali hazırda da. Evet. Böyle ne bileyim, kendim yapınca daha mı böyle beğenmiyor muyum, bir şey oluyor. Yani öyle duranlar var, karaladıklarım var, yazdığım sözler ya da abi, şiirler var. Abi bir insanın evde müzisyen kocası var ya. İnsan bunu etinden sütünden. Etinden sütünden diyorlar. Var var. Ver bakayım bir laminör diye girmen lazım yani. Güzel, keyifli işler yapıyoruz. Ya bu pandemi döneminde de beraber böyle yaptık, çizdik, yazdık bir şeyler. Bakalım hayırlısı. Şeyi soracağım. Fabio'dan çok bahsetmişken selam da gönderdik. Fabio da bizim okuldan mı yoksa? Yok. Değil değil mi? Değil. O mühendis. Bayağı alakası tabii. Ciddi misin? Tabii, değil mi? Metalurji. Çok metal şey, metal işiyle ilgili. Metalurji. Metalurji. Bir de metalurji, hava durumu. O başka. O bu. Bayağı metal falan mühendis yani. Ama müziğe gönül vermiş. Birazdan okulla ilgili böyle gireceğim yani o kantin işlerine. Sen aman. Sen bizim dönemi yakalamış herhalde, senin neslinde başka da hani bir sürü okumuş var arkadaşımız şimdi. Doğru. Çok popüler olmuş ama sen bayağı hani o 93'ler, 94'ler, evet, değil mi? Evet, onları, evet, yaşamışsın. Evet. Yaşadım, yaşadım. Şahane. Güzel, çok keyifli. Bir şarkı daha söyleyeceğiz. Tamam, söyleyelim. Sen mi söyleyeceksin? Yok. Beraber söyleyelim istersen. Tamam. Söyleyelim. Sen mesela Uşak'ta yerinden mi söylersin? Söylerim. Her tondan söyleyebiliyorum. Vallahi mi? Ya yok ya, şaka yazma. Da ben eşlik ederim uyan yerlere. Dört ses falan diyecektim. Yok, uyan yerlere eşlik ederim. Aşk olsun. Yok, sen söyleyeceksin zaten şarkıyı. Tamam, ben. Tabii, dört ses. Dört ses. Tamam. Ne söyleyeceğim? Dur. Heyecanlandırma beni. Şöyle yapalım. Arkadaş bir ver bir şey. Reha'dan şöyle kısa ve özet bir Uşak Taksim alalım. Tabii. Buyursunlar. Aşıklar makamı diyorlar biliyorsun. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz
sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Sana her iki cihanda gül kana kana, ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana, seninle cehennem cennet bile sürgün sayılır. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Ne zaman dolacak verdiğin süre, yalanı söyledin göz göre göre, ne zaman dolacak verdiğin süre, gönülden gördüm takvime göre, her nefes bir gün sayılır. Gönülden gördüm takvime göre, aldım her nefes bir gün sayılır. Çok akustik yapalım mı? Haydi çok akustik. Hakikaten, sürpriz oldu, güzel hakikaten oldu. İçimizden geldi. İzleyenlere de söyleyelim. Size ben de, bilmiyordum. Size sürpriz oldu değil mi? Evet. Ben demin nerede gördüm biliyor musun? Senin sepetine bakıyordun ya sen. Ha. Aras'ın fotoğraflarına bakarken orada onu gördüm, aklımda kalmış. Çok fena. Şahane oldu vallahi. Vallahi. En sevdiğin makam ne? Vallahi. Var mı yani? Benim makamım mudur arkadaş? Hepsini seviyoruz da tabii mecburen. Hüzzam severim. Vay, vay, vay. Bir hüzzamcı daha yakaladık. Ben diyorum ki içinde Hicaz olan bütün makamları seviyorum diyorum. Hüzzamı da yani evet. Hem ondan hem de hüzzam. Acayip Hicaz şarkı. Tabii, Hicaz ayrı. Bizim Ufuk Yıldırım'la makamımızdır, hüzzam. Ya. Hüzzam çalınca bir hoş olur gönlümüz yani. Şey yapalım mı?
Fabio'nun bestesi. Hı hı. Burcu Tatlıses'in güzel sözleri. Senden öğrendim mi? Yani senden öğrendim. Onların ikisinin çok şarkısı evet, var mı? Evet, çok güzel şarkıları var ya. Biraz çok bak beğendim. Ben bilmiyordum yani şarkıları olduğunu biliyorum da bu kadar güzel bir sürü şarkı var yani. Çok, işte bak çok, bu programlarda bunları anlatmamız lazım. Gerçekten onun için öyle. Bir alkışı önceden hem Fabio Taşel'e gönderelim. Evet, bir alkışı Burcu Tatlıses'e gönderelim. Ve Funda'nın müthiş sesinden. Teşekkür ederim. Arkadaş. Haydi bakalım. Geceler boyunca dün güne dize gelince yürek acılara doyunca o tez dönüşün geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Unutmayı öğrendim. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Sözlerine küstüm. Hani kırılırsın siyah, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün güne dize gelince yürek acılara doyunca o tez dönüşün geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim. Seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim.
kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi. Köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan. Vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Teşekkürler. Bizim bu konseptte, çok akustik konseptinde bir alkışımız eksik abiciğim. Olmaz. Yaklaşık. Artık. Görüyorsun ya, 17 kameraman. Aha. Prodüksiyon mu yani, sağ ol. Prodüksiyon büyük arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Olsun, biz bize kendi kendimize alkışlarız, ne yapalım. Şimdi eşim dostum benim, hastayım sanıyor, hastayım, hiç kimse bilmiyor. Şad olup gülmedim de ben mesela seni dinlediğim zaman, yani mutlaka bir dost meclisinde ya da bir ortamda senin söylediğin bir şarkı karşıma çıkıyor ve ya da televizyonda izlerken ya da işte bu dijital mecraları kurcalarken mutlaka bir Funda Arar oluyor bizim hayatımızda. Müthiş de söylüyorsun. Hakikaten. Böyle sanki çok akustiğe gelen bütün konukları onura etmek için söyleniyor gibi kendimle ilgili eleştirilerim var. Mesela izliyorum ben de programları. Ya işte oraya geldi de öyle konuşuyorsun gibi algılanabilir diye ben biraz paranoyaklık yapıyor olabilir miyim? Gerçekten çok iyi bir yorumcusun. Ve ben, teşekkür ederim. Benim yazdığım bir şarkı var. Ya aklımdan hep geçirirdim. Ya bu Funda söylese acayip söyler derdim. Şimdi sana söylesem acaba onu seslendirir misin? Hangisi? Bir Hicaz alalım mı? Muhtemelen C'dir herhalde. Yastayım. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel söylersin Sarun şimdi. İlk defa söyleyeceğim, bakalım. Ben böyle küçük küçük eşlik ederim sana istersen. Yani çok isterim. Gerçekten. İsmetimizden güzel bir taksim. Hastayım sanıyor, yastayım, hiç kimse bilmiyor.
seni. Son gördüğüm yerde yıllar sonra o gün geldiğine aklıma. Bu kez bir elimde kızım, içinde fırtına. Göçüp gittin o yolda. Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadın. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim, dostum benim. Hastayım sanıyor, hastayım. Hiç kimse bilmiyor. Çok zor o kadar yıl sonra itiraf etmek, bu aşkı bertaraf etmek. Bu kez sana söyleyecek ne çok şey vardı, isterdim bak unutmadım demek. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim, dostum benim. Hastayım sanıyor, yastayım. Hiç kimse bilmiyor. Bugün doğum günün yanında değilim. Bu yüzden hiç iyi değilim. Yaşlandım artık, bıraktığın gibi değilim. Üstelik bir kızım var, evliyim. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim, dostum beni. Hastayım sanıyor, yastayım. Hiç kimse bilmiyor. Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim, dostum beni. Hastayım sanıyor, hastayım. Hastayım. Hiç kimse bilmiyor. Muhteşem. Teşekkür vallahi ederim. Sürçülisan ettiysem. Aman affola. Öyle bir şey yok. Ayrıca da çok şahane oldu ya. Bu sana çok yakıştı. Sen bunu söylemelisin. Ben de yani söyleyeyim ben bunu. Söylemelisin sen. Ben niye şimdiye kadar söylememişim? Gerçekten ilk defa söyledim ve bir şey, ben de böyle bir telaş ve heyecan olur ilk söylediğim zaman. Ama bir şey söyleyeceğim, çok şarkıyı da kolay değil. Daha önce çalışmadığın müzisyenlerle hani değişik bir konsepte ilk defa bir de bu şarkıyı söylemek. Bak terledim. Ben olsam mesela. Niye evde yapıyoruz? Valla niye evde yapıyoruz? Hakan niye evde yapıyoruz? Böyle bir evin olduğu için evet. Bizim evin alt kısmı ara sahip. Biraz bana beni över misin? Hakan ya senden böyle bir şey alalım mı? Bir öyle bir şey, öyle bir şey yap ki sonunda Funda dayanamayıp şarkıya girsin. Ama hangi şarkı? Hangi şarkı? İçinden ne geliyorsa artık böyle bir şu çok şey gelebilir. Yani Türkiye'nin en önemli gitaristlerinden birisi diyoruz. Erkan Oğur'un öğrencisi diyoruz. Erkan hocamızın bir sürü
teçhizattan geçmişsin, itülüsün, Tom Meister'sin, çok iyi perdesiz çalar diyoruz ama getirmiyor onu. Aa, niye? Tabii, üşeniyor onu, şey yapmıyor. Evde saklıyor, bir şey olmasın diyor ona. Peki. Belki onunla böyle küçük bir, bize güzel bir şey yaparsın da bir şarkıya gireriz. Benim nazlı yarim gelmedi, bir bahtı garayım, ay kullar içinde. Gitti benim nazlı yarim gelmedi. Sen beni gönlünce mutlu mu
sandın. Ömrümü boş yere çalan dünya. Hayır. Ah yalan dünya. Yalan dünya. Ağzınıza, gönlünüze şahane oldu valla. Yalan dünya, gerçekten çok akustik öyle. Oldu ha. Gerçekten. Evet. Seni de çok akustik gördüm bugün böyle. Çok akustik. Özellikle mi? Çok akustik evet, değil mi yani? Evet, çok akustik geldim bugün. Çok akustik fikirlerim var falan değil mi? Hep çok akustik kullanmak istiyorum. Ya zaten istiyor. Ben yani bu muhabbeti seviyorum. Değil mi yani? Hatta şey istiyorum, hani albümü de böyle hücum kayıt yapalım. Sevabıyla günahıyla yani sonradan yani, ufak tefek düzeltmeleri aynen. Yapılabilir ama şunun, şu ortamın sıcaklığı, şu şöyle yapılan müziğin sıcaklığı gerçekten hiçbir şey de yok. Hatırlasana yani önceden çalınıyor ediliyor, sonra stüdyoya giriyorsun, kapanıyorsun, kulaklıklar falan dadadı. Yani o elektronikler falan işe karışınca başka bir şey oluyor yani. Ya, tabii onu da sevenler var da bu bambaşka evet. Bir şey. Yani tam müzisyen işi dediğim yani, canlı herhalde. Müzik yapılacaksa hep beraber çalıp söyleyip albümde de öyle kaydetmek işime geliyor açıkçası. Şahane olur. Yani inşallah yaparsın, biz de katkıda bulunuruz. İnşallah. Funda Erman'ın da böyle bir içinde kalmış. Erman Basçımız ama aslında şarkıcı olmak istemiş. Tamam mı? Yani her fırsatta dikkat edersen çaktırmadan bak. Böyle bayağı orada, bayağı aslında sahne onun. Bak dikkat edersen, bir yakalarsan tamam, bak. Tamam, şöyle yan gözlerle. Şöyle gözümü devireyim. Fakat arada. Bir şey söyleyeceğim. Güzel de söylüyor. Muhakkak. Reha'yı zaten biliyorsun. Reha hakikaten evet. Çok iyi seslerden biri. Bizim İlker çok iyi şarkı söyler mesela. Şahane. Hakikaten iyi şarkı söyler.
Buğra keyfinde olursa söylüyor. İsmet zaten. Zaten. Hakan'ı söylemiyorum. Nazar değil misin? Nazar değil misin? Hadi bakalım. Gamsız. Gamsız yapalım. Gamsız da bir Bora Duran şarkısı. Evet, onun. Bora'ya da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Beste yapmaya devam etmesi lazım herkesin. Şarkı söylemek lazım Sezen'in söylediği gibi. Onun için müzisyenleri. Evet. Kalbimi yolunu bulsun diye artık teslim oldum ben. Çok sordum, yoruldum, ne umdum ne buldum, artık gamsız oldum ben. Şimdi bir yol bulup beni baştan doğrusun, hayat bildiği gibi yoğursun. Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle beni küllerimden savursun. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden, essin üstümüzde bir rüzgar. Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar, kalksın üstümüzden bu efkar. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden, essin üstümüzde bir rüzgar. Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar, kalksın üstümüzden bu efkar. Söz verdim kalbime, üzülmesin halime, aşka teslim oldum ben. Darılmasın hiç kimse, sustum gücüm yettikçe, artık gamsız oldum ben. Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun, hayat bildiği gibi yoğursun. Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle beni küllerimden savursun. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden, essin üstümüzde bir rüzgar. Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar, kalksın üstümüzden bu efkar. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden, essin üstümüzde bir rüzgar. Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar, kalksın üstümüzden bu efkar. Coşsun içimdeki dalgalar, coşsun içimdeki dalgalar. Lar. Ağzına sağlık. Bora'ya da buradan sevgilerimizi gönderelim hakikaten. Bak ben hikayesi olan bir şarkı var. Beraber söyleyelim. Hikayesini anlatayım önce. Anlat. Tamam. Ablam ben çocukken şiir yazıyordu. Ve bu şiirleri de işte böyle gazeteye bir yere yolluyordu. Orada da şiir çıkıyordu.
acayip şiir yazıyordu yani. Hakikaten müthiş. Bir keresinde bu 12 Eylül dönemi tabii yani hani çok sıkıntılı dönemler. Ben çocuğum o zaman. Eve çuval çuval mektuplar gelmeye başladı. Bak anlatamam sana yani. Ve gelen mektuplar da hep çoğunluk cezaevinden geliyor. Efendim mesela Antalya'dan geliyor, Mersin'den geliyor, oradan geliyor. İnanılmaz yazdığı bir şiirle ilgili. Şiirin ismi Avuçlarım Kanıyor. Ve ben yıllar sonra bu şarkıya, işte şarkıyı besteledim. İzel Çelik Ercan albümünde İzel seslendirmişti. Şimdi sen bunu söyler misin? Ya da beraber söylesek olur mu? Beraber söyleyelim bence. Ben bu şarkıyı hiç söylemedim biliyor musun? Şimdi ilk defa söyleyeceğiz. Gerçekten mi? Tabii tabii yani. Yani sahnede İzel Çelik Ercan grupken biz, İzel söylerdi, biz bir elinde vokal yapardık Çelik'le. Yani hani söylemedik açıkçası ama bir söylemeye çalışalım. Yani belki bizim jenerasyon hatırlar da yeni jenerasyonun da hoşuna gider belki. Muhakkak, çok güzel şarkı çünkü. İlker Gerçekten hocam. Gerçekten öyle. Gibi bir mezar taşının anlamına duygularım ölüyor, ölüme sözüm yok, sadece avuçlarım kanıyor. Oh,
saçlarım kanıyor. Vallahi bu şarkı söylemeyi özlemişiz demek ki. Ben ne zamandır ne dinledim çok ne söyledim. Çok güzel şarkı ama. Hem ya. Ablama buradan Hülya Ünal'a selam yollayalım. Şahane hem yazmış. Hem de Ufuk Yıldırım'a onun düzenlemesiyle çaldık. Aa, müthiş düzenleme. İzel de çok güzel okumuş. İzel de zamanında tabii çok güzel okumuştu. Ama itiraf ediyorum ki, itiraf niye diyorum yani? Yanlış çıkıyorum. Bunu atacak zaten Özkan muhtemelen. Sen çok güzel söyledin. Hakikaten iyi şarkıcısın. Çok güzel duygusunu verdin. Teşekkür hani ben ederim. Çok şarkıcılık iddiam olmamasına rağmen eşlik etmeye çalıştım. Onun için sürçülisan ettiysek efendim. Ne demek affolar. Efendim siz kendi şarkınızı. Fakat ben 80'lerden bahsedeceğim. 80'ler deyince benim aklıma arabeskin böyle çok amiyane olacak. İzleyenlerin affına sığınayım. Babası geliyor yani. Evet. Ve aklıma ilk gelen isim de Burhan Bayar oluyor. Yani Burhan abi. Çok acayip şarkı. Arkadaş yani şarkı. İbrahim abinin. Evet. O zaman işte hem şarkılarını yapan, işte o sazları çaldıran. Yani değişik bir sound yakaladı. Ve ne yapsa Burhan abi acayip oluyordu yani Müslüm abi söylüyordu. Çok popüler oldu çok. Müthişti ve aradan işte 80'ler diyoruz, 90'lar, 2000'ler, 2010, 2020, 40 sene geçmiş. Hala Burhan Bayar şarkıları söylüyoruz. Tabii Burhan Bayar derken Şakir abiyi de unutmayalım. Şakir Askan. Evet. Ne sözler çok yazıyor. Önemli. Hatta çok demin seninle konuşurken sen bir şey mırıldandın. Neydi o? Evet. Şakir abinin şarkısıymış. Karanlık çökünce sokağınıza. Allah Allah. Köşede ben varım. Unutamazsın. Karanlık çökünce sokağımıza. Köşede ben varım. Unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Şakir abiye de, Burhan abiye de saygılar. Hakikaten sevgimizi, saygımızı, ustalarımız onlar bizim. Çok yaşasınlar, var olsunlar, Allah sağlık i̇nşallah, versin diyelim. Inşallah. Yine onların bir şarkısıyla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hazır mıyız? Burak, sayar mısın? Sayarım. Güzel say. Sağına bak, sağına bak. Kimler
Şimdi kalbinde sen beni unuttun. Çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamam. Şakir abi ve Burhan abi için son kez orkestrayla. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Böyle bir hava değiştirelim mi? Değiştirelim. Şimdi o 80'li yıllar dedik ya. Benim aklıma mesela şimdi ne geldi gene aklına? Burhan abi geldi ama. Abi hep bir şey geliyor bugün aklına. Hep. Hep ben, bir şey geliyor. Ben şok. Biraz önce fotoğraf çektirdik. Fotoğraf çektirdik ya böyle. Böyle yapacağım sana. Ya bir şey söyleyeceğim. 80'li yıllar deyip de şimdi Selami Şahin'i yad etmemek. Olur. Ona gönül yolusu selam göndermemek, evet. Alkış göndermemek selam olur mu? Şahin. Bir Selami Şahin şarkısı söyleyeyim. Çok güzel bir şarkısı var. Sen sevdalı, ben belalı. Pek de bir acıklı. Sen beni sen unutma. Ben hala deliyim.
unutmuş gibisin. Ben hala deliyim, hala sevdalı. Yaktın ateşi, söndüremedim. Sen hala çılgınsın, hala belalı. Hala belalı. Çek. İstersen zincire vur ellerimi. Ne olur bir tane anla halimi. Ben hala deli. Ben hala deliyim, hala sevdalı. Sen benden, sen az geçmiş gibisin. Ben hala tutkunum, hala yaralı. Sen benden, sen geçmiş gibisin. Ben hala tutkunum, hala yaralı. Yaktın ateşi, söndüre. Sen hala çılgınsın, hala belalı. Oh, hala belalı. Bu sevda bir anda bitebilir mi? Gerçekler yalana dönebilir mi? Ne olur deliyim, hala sevdalıyım.
çok mesela bu da beni çok etkileyen şarkılardan. Şimdi bu üstadları böyle anmayalım da ne yapalım arkadaş ya, nasıl şarkılar yapmışlar. Çok acayip, acayip. Hakikaten şarkı. Hepimizi bir yerlere götürüyor, getiriyor. Müthiş, senin de müthiş bir yorumun vardı. Teşekkür hakikaten. Teşekkür ederim. Selami abi de izliyorsa şu anda çok evet. Bayılmıştır, çok sevmiştir eminim ki. Güzel bir Hicaz Taksim alalım. Yazmış.
Allah rahmet eylesin, müthiş. Ha, bir şeye gireceğim, tamam gir. Sazlar çalar, çalmalı çalar bahçelerinde, bahçelerinde. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gitarda Hakan Kuralay. Buğra Kara. Buğra fena çalar. İsmet. Basta Erman. Fındıcığım, ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok keyif aldık. Ben de çok keyif aldım. Çok tekrar bekleriz. İnşallah. Tüm izleyenlere sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Sevgiler. Eyvallah. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize sağlık.